Türkistan'daki zulme karşı AKP iktidarının da elini kolunu kıpırdatmadan hareket etmesinden dolayı bir tepkimizdir. Bu da demokratik olarak tepkimizi ortaya sermişizdir. Doğu Türkistan'da oruç tuttuğundan dolayı, Müslüman olduğundan dolayı, camide namaz kıldığından dolayı insanlar şehit edilmekte, insanlar idam edilmektedir. Biz de bu zulüm karşısında ülke ocakları olarak ve ülkücüler olarak baş eğmediğimizin bir göstergesidir. Herkesten teşekkür ederim. Allah'ım. Gök bayrak yok mu gök bayrak? He? Sevgili peygamberimizin övgüsüne nail olan kutlu bir ceddin torunları, mazlum Doğu Türkistan'daki Müslüman Uygur Türklerinin durumuna sessiz kalmayarak dilsiz şeytanlara inat, kararlılıklarını ortaya koymuşlardır. Ata topraklarında çileleri bitmeyen, gözyaşları dinmeyen ve 21. yüzyılda göz göre göre soykırıma tabi tutulan soydaşlarımızın asla yalnız olmadıklarını göstermişizdir. Tayland'daki soydaşlarımızın ülkemize getirilmesi için yapılan imza kampanyamız genelinde 35 milyon Uygur Türk'ünün tamamına olan desteğimizin ifadesi Türk dünyasına olan sevdamızın eseridir. Eğer bugün Kundak'taki bebek soğuktan donarak vefat ediyorsa, yüzlerce soydaşımıza Tayland'da adeta mahkum muamelesi yapılıyorsa, her geçen gün bir önceki günden daha kötüye gidiyorsa ve nihayetinde umudunu Türkiye'ye bağlayan bacılar, analar, ihtiyarlar, gençler ve Doğu Türkistan bizim sevdamızdır. Doğu Türkistan Tanrı Dağı'ndan yankılanan niyazımızdır. Doğu Türkistan bizden bir parçadır. Doğu Türkistan Türk milletinin medeniyet beşiğidir. Doğu Türkistan'da yaşayan soydaşlarımız da bizim can kardeşimizdir. Ülke ocakları ve ülkücü hareket olarak kardeşlerimiz yalnız ve sahipsiz değillerdir. Zira her bir ülkücü, ülke ocaklı Doğu Türkistan davasının müdafiidir. Sesimize ses veren, sessiz yığınlara inat, mazlumun yanında saf tutan, destekleriyle bu konudaki kararlılığımıza güç veren, yüz binlerin umutlarının sinelerinde kalmasına müsaade etmeyeceğiz. Tekraren, tek sevdamız ve en büyük ilham kaynağımız olan Yüce Türk milletine ve kampanyamızda emeği geçen tüm ülküdaşlarımıza teşekkürlerimi bildiririm. Son olarak belirtmek isterim ki, ülke ocakları Kırım'dan Türkmen eline, Kıbrıs'tan Kafkaslara, Balkanlardan Doğu Türkistan'a kadar Türk dünyasında yaşanan gelişmeleri yakından takipçisi olmaya ve soydaşlarımızın haklı mücadelelerini her platformda dile getirmeye devam etmektedir. Başta Türk dünyasının büyük bir aile olduğunu en zor şartlar altında haykıran cennet mekan başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey, aziz dava şehitlerimiz ve hafta içinde Çin polisi tarafından vurularak şehit edilen Uygur Türkleri olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Müslümanız Uygur'uz, Türk'üz, Müslümanız Uygur'uz. Yaşasın ırkımın Kur'an ülküsü!